Mahmut'la bir konuşalım. Çünkü gün ortasının başında eski ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti dedik, 74 yaşında. Kemal Derviş deyince yani ekonomide yaşanan kriz ve kriz sonrası Kemal Derviş'in uyguladığı politika akıllara geliyor yani. Ekonomi modeli uzun sürede konuşulmuştu. Aykut bize aktarsın. Aykut merhaba. Merhabalar Hülya Ökenek. Aslında senin de ifade ettiğin üzere ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Kemal Derviş denilince akla 2000'li yılların başları geliyor. O mali krizler geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir süredir tedavi gördüğü bilgisi mevcuttu. 74 yaşında ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti. Henüz detaylı bilgiler yok ancak bir süredir Parkinson hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü bilgisi söz konusu. 10 Ocak 1949 yılında İstanbul'da dünyaya gelmişti Kemal Derviş. Babası Türk, annesi Alman. İngiltere'de Londra Ekonomi Okulu'ndan ekonomi alanında lisans ve lisans üstü dereceleri aldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde doktorasını yapmıştı. 1977 yılında Dünya Bankası'nda çalışmaya başlayan Kemal Derviş bu kurumda 1996 yılında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti. Siyasi yaşamına, serüvenine gelince Kemal Derviş'in biraz onunla ilgili bilgileri de aktaralım. Az önce söyledik, 2000'li yıllarda Türkiye'de yaşanan krize dikkat çekmiştik. Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edilmişti Kemal Derviş. 22 yıldır sürdürdüğü Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrılarak 13 Mart 2001'de Bülent Ecevit hükümetinde, Bülent Ecevit'in başbakan olduğu hükümette, koalisyon hükümetinde ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlenmişti ve Uluslararası Para Fonu IMF ile müzakereleri yürüterek mali krizin askeri hasarla atlatılmasına yönelik çalışmaları koordine etmişti. Siyasi yaşamında özellikle tabii ekonomi diyoruz. Türk finans sisteminin radikal bir şekilde yeniden yapılmasını öngören güçlü ekonomi programını hazırlamıştı. 2002 Ağustos ayında ise Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığına düşerek görevinden istifa etmişti. Bir süre İsmail Cem, Zeki Eker ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katılmıştı Kemal Derviş ancak bu partiye katılmayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı olmuş. 3 Kasım 2002 seçimlerinde de CHP'den İstanbul milletvekili seçilmiş. 9 Mayıs 2005 tarihinde ise milletvekilinden istifa ederek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı başkanlığı görevine atanmıştı. 74 yaşındaydı Kemal Derviş, ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı. Cenaze törenine ilişkin henüz net bir bilginin söz konusu olmadığını ancak ilerleyen saatlerde de muhtemelen bu programa dair de bir bilgilendirme geleceğini düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Bir kez daha vurgulayalım. 2000'li yılların başına damga vurmuş Türk siyasi hayatında önemli bir sembol isim olan Kemal Derviş, Amerika Birleşik Devletleri'nde 74 yaşında hayata veda etti Hülya Ökenek.